ekonominin nasıl düzelmesi gerektiğiyle ilgili muhalefetin söylediği hiçbir şey yok. Ama Atatürk zamanda söylemişti. Ve kardeşim yapmıştı da. Kamuculuk, kamucu bir anlayışla milli kalkınma hamleleri, bunları şimdi hayata geçireceğiz demiyorlar. Satılanları yeniden kamulaştıracağız demiyorlar. Bütün üretim araçlarımızı yabancı şirketler, yabancılaşmış şirketler ele geçirmiş demiyorlar. İthalata dayalı bir sistem var. Kardeşim ara mallarının hepsi Çin'den, oradan, buradan geliyor. Bunlar dövizle geliyor, burada montaj yapılıyor, yurt dışına ihracat yapılıyor güya. İhracat rekorları kırıyoruz diyorlar ama yahu ihracat rekoru kırarken ithalat rekoru daha fazla kırıyorsun. Cari açığı kapatman mümkün değil. O ara mallarını Çin'den getirdiğin sürece, senin burada üretmediğin sürece senin cari açığı kapatman mümkün değil kardeşim. Enflasyonun da önüne geçemezsin, bu hayat pahalılığının da önüne geçemezsin, yoksullaşmanın da önüne geçemezsin. Çünkü şirketler zenginleşiyor. İthalat lobisi her taraftan işini götürüyor, tarımı bitiriyor, hayvancılığı bitiriyor. Aklınıza ne gelirse kendisi ithal ettiği sürece kazanıyor çünkü. Her şeyi ithalata dayalı bir modelle dönüştürdüler. Bu da neoliberalizm kardeşim. Devlet de sermayeyi destekliyor. Geliyor adam ta Kanada'dan geliyor, bilmem Amerika'dan geliyor, Ürdün'den geliyor, Lübnan'dan geliyor. Buradaki altını çıkartıyor, toprağı zehirliyor. Sana hiçbir şey ödemeden çekip gidiyor. Biz aptal mıyız? Biz altını kendimiz çıkaramıyor muyuz? Bu ülkedeki madenleri biz kendimiz işletemiyor muyuz? Bunun yanında bir milli kalkınma hamlesiyle dışarıdan ithal edilen her şeyi burada üretme yoluna neden gitmiyoruz? Kamuculuk neden yok kardeşim? Kamuculuktan öcü gibi kaçıyor. Muhalefet de böyle yapıyor. İktidar da böyle yapıyor. Tabii. Sonuçta işte ortada. Kemal Derviş'in reçeteleri halen uygulanıyor. Herkes ben bu ekonomiyi düzelteceğim diye geliyor. Hiç kimsenin hiçbir şey yaptığı yok. Önermesi de yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman, ana muhalefet partisi, var mı bir önermesi? Özgür Özel'in bu ülkeyi farz edelim ki Cumhurbaşkanı oldu. Düzeltmeye niyeti var mı? Veya öyle bir yetisi, becerisi olacak mı hocam? Valla bugün işte bir televizyon kanalında haberleri izliyordum. Domates üreticisi bugün ancak 2,5 liraya satabilmiş köyden üretilmiş Ege bölgesinden. Ama şimdi domates 25 lira. 2,5 lira 25 lira. Yani çok iyi iş bu. Ben 35 liraya aldım ya. Köylüden alan 2,5 lirası diye hesap ediyor kilosunu. Ama satarken 25 lira 30 liradan satıyor. Yani herkesi zengin ediyoruz. Biz de trilyoner olduğumuz için bozdur bozdur harca, bozdur bozdur harca. Yani insanlar kasabın önünden geçemiyor. Ama bu hallere biz şöyle veya böyle getirildik. Hatırlarsınız Demokratik Sol Parti'den Derviş, Hüsamettin ve İsmail Cem rahmetli bunlar ayrılıp farklı bir parti kuracaklardı. Sonra ne oldu? Derviş çaktırmadan hadi eyvallah dedi gitti Amerika'ya. Hüsamettin de o zaman Fethullah Gülen'in SPR'de ilişkilerini sağlayan bir zat-ı muhterem değil miydi? Burada şöyle bir durum var. Gündemde insanlar var. İnsanların arkasında bir fikrin olmasına gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Anlatsın. Ya biz neler yaşadık? Anlatsın. Talabani ile Barzani'ye kırmızı pasaport verdik. Mersin'de vergisiz ticaret yapsınlar için her türlü okkabazlığı yap. Yani biz alın teriyle, emeğiyle, sanayisiyle bir yerlere gelmek için çaba gösterenler büyük mücadelesini kendi içlerinde sürdürmeye çalışıyorlar. Ötekiler vergisiz ticareti. Şuydu buydu. Hatta bu en son deprem olduğu zaman, hatta siz biliyorsun harekeye geçtikten sonra Nuh Çimento. Yahu dedim ekranda Nuh Çimento. Hatay, Adana ve diğer bölgeleri için gerekli olan çimentoyu bedavaya verse İflas etmez kardeşimdir. Hiç duyan yok, anlayan yok. O binalar da şimdi saygıdeğer Cumhurbaşkanı şimdi tamamlayacak. O Hatay'da yıkılan evler. O da daha bitmemiş. İnsanlar çadırda yakın. Ama ne yapacaksın? Yapılacak bir şey yok. Yani yapılacak bir şey yok derken Türk halkı bu olaylara ellerinde birlikte yürüyebileceği siyasi partileri de doğru dürüst göremediği müddetçe bu trajediyi hep yaşamak zorunda. Yapılacak bir şey yok. Yani daha önce bilmiyorum Karayalçın parti genel başkanıydı. İzmit'te miting düzenleyeceklerdi. Hadi ben de kalktım gittim Karayalçın'la. Karayalçın konuşmayı bitirdi, mitingden çıktı. Aynı mekana Tansu Çiller geldi. Ulan dedim futbol maçına geldik. Ondan sonra
İzmit'teki mitinge gelen kitle aynı kitle. Ha Doğru Yol Partisi, hangisi SHP. Sonra koalisyon kurdular. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar televizyon dizilerinde yanlışlıkla yapılmış programlar gibi mi Türkiye'de yaşanmakta? Onu anlamıyorum. Anlayamıyorum da, ya da bizim kafamız, biz bir Atatürk ilkeleriyle hayata emek vererek bir yerlere gelmişiz. İlk yaptığımız şeyde de Atatürk'ü nasıl doğru dürüst anlatmadığımız ve bunun bir politikası var mıydı, yok muydu diye size aktarmıştım. Bakın, size bunu Hürriyet Gazetesi bastı. Bu kitap nedir biliyor musun? Atatürk'ü kaybettiğimiz 10 Kasım 1938'de dünya basınında çıkan makaleler, haberler, fotoğraflar ve gazetelerin puntoları da dahil ve arkasında çok iyi bir şekilde tercümesi var. Türkçe tercümesi. Ya düşünebiliyor musunuz? İngiltere, Atatürk'ü izleyen ülkelerden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, Vatikan, İsviçre, Belçika, Avusturya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Cebeli Tarık, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, eski adı Çekoslovakya, İrlanda, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Rusya, arkasından Güney Afrika, Mısır, Filistin, Kanada, Kolombiya, Meksika, Arjantin, Brezilya, Küba, Jamaika, Trinidad, Çin, Japonya, Hindistan, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye. Ya biz bu gavur evladı Atatürk'ü kaybettiğimiz gün onun için yazılmış yorumlara bakın. Öte yandan bir de kendi memleketimize bakalım. Ondan sonra Atatürk şöyle fena adamdı, şöyle işler yaptı diyen insanlarla birlikte yaşıyoruz. Hani bu emperyalist olanlar, ya ne çok neymişler Mustafa Kemal. En azından anlamışlar, ama biz bunu kendi kendimize bir türlü anlayamıyoruz. Veya anlatılmak istenilmiyor. Yani şey gibi, böyle sanki hani tarih kitabında vardır ya, Göktürkler vardır. Göktürkler gider, yerine Hunlar gelir. Herkes birbirini yerler. Yani biz artık hep böyle yaşaması tasarlanabilen bir ülke miyiz? Yapmayın Allah aşkınıza. Ondan sonra eğer bugün 15 Temmuz diye bir şey yaşandıysa, hepinize şöyle açıdan önem vermek istiyorum. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı sona erene kadar, Abdullah Gül'ün başbakan olduğu dönemde dahi her yaz toplantılarında genelkurmayda din, iman veya başka sebeplerden dolayı subaylık, as subaylık hiyerarşisi içerisinde Türkiye'yi bölmek isteyen insanlar derhal emekli edilir. Sadece Abdullah Gül şer koyardı, ama hayır deme hakkı yok. Ne oldu? Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı sona erdi. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Ve ne oldu? İşte o din iman perspektifi devreye girdi ve bir 15 Temmuz yaşandı. Yani yapmayın. İnsanlar Türkiye'de şöyle bir şey, insanların fikirleriyle bu düşüncelere sahip olduklarına da pek inanmıyorum. Hepimiz zengin olmak. Şimdi bu bizim gazeteci arkadaşlarımız, ben basın konseyi genel sekreteriydim. Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenine dair suçlamalar oluyordu. Ben ara bulucu olarak görüşme yapmak durumundaydım. Ne oldu o yazar arkadaşlarımız? Hepsi Amerika'ya yerleşti. AK Parti'de iktidarda olanların büyük bir bölümü de Atlanta'da, hepsinin evleri oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Zengin oluyorsunuz işte. Durup dururken Amerika'da bir eviniz oluyor. Ona göre paranız da oluyor, kurunuz da oluyor. Yani Türkiye gibi bir cumhuriyeti paramparça etmek için o kadar etkili bir şeyler yapıyorlar ki, yani bunu yakalamak ya da bunu sona erdirmek de o kadar kolay değil zannediyorum, ya da bana göre öyle. Doğru mudur, değil midir? Takdir bu yayında bizimle birlikte olan bütün arkadaşlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere. Hocam. Buyurun.